Hepiniz kanalıma hoş geldiniz dostlar. Bugün sizlere araçlarımızda belirli zaman aralıklarında yapılan periyodik bakım ve bu bakımda kullanılan ürünler hakkında nacizane bilgiler aktarmaya çalışacağım. Öncelikle periyodik bakım nedir? Kısaca bahsedelim. Motorlu araçlardaki önemli parçaların belirli aralıklarla kontrolünün sağlanması, gerekli ayarlamaların yapılması ve arızalanmış olan parçaların ya da sıvıların yenisiyle değiştirilmesi işlemlerinin tümüne periyodik bakım denir. Periyodik bakım neden önemlidir? Periyodik bakımların amacı araç performansını en iyi durumda muhafaza etmek, yakıt ekonomisi sağlamak, araçların kullanım ömrünü uzatmak ve büyük arızalara neden olabilecek küçük problemleri ortadan kaldırarak herkes için güvenli bir yolculuk sağlamaktır. Ülkemizde ortalama bir otomobilin 10.000 kilometrede ya da yılda bir artık hangisi önce dolarsa mutlaka motor yağı beraberinde hava, yağ ve polen filtrelerinin değişimi önerilmektedir. Hatta aracınızda LPG varsa biraz daha erkene çekerek 8.000 kilometrede bakıma sokmanız yararlı olacaktır. Periyodik bakımın geciktirilmesi özelliğini yitiren motor yağı nedeniyle motor parçalarında kurumlar oluşmaya ve sürtünmenin artmasıyla birlikte motorun daha da yüksek ısılarda çalışarak hararet görmesine neden olmaktadır. Bu da motor ömrünü kısaltmakta ve motor yenileme gibi ciddi masraflara yol açmaktadır. Motorda antifriz ile birlikte hayati önem taşımakta olan motor yağının tanımına gelecek olursak içten yanmalı motorlardaki hareketli parçaların sürtünmesini en aza indirgemek için üretilmiş ve kullanılması zorunlu olan yağlardır diyebiliriz. Ayrıca motor yağı, motorun içinde yüksek ısıya maruz kalan parçaların soğumasına yardımcı olmakla birlikte, sübap, piston ve sekman gibi parçaların daha verimli şekilde çalışmasını sağlar. Konuya hakim olmayan kullanıcıları ilgilendiren diğer önemli bir konu da Motor yağlarının sahtesinin ayırt edilebilmesi her geçen gün daha da zorlaşmaktadır dostlar. Bu sebeple her nereden alırsanız alın mutlaka fatura kesen, güvenilir ve bilindik internet sitelerinden geri bildirimlere bakarak alın. En iyi ihtimalle yetkili satıcıdan alabilirsiniz. Bakın dostlar, her ne kadar ambalaj orijinal olsa da içine sahte yağ dolumu yapan sahtekarlar olması ve bunu normal bir kullanıcının analiz etmesi mümkün olmayacağı için çok büyük önem arz etmektedir. Orijinal motül motor yağları ile ilgili birkaç video çekmiştim. Kanalımda bulabilirsiniz. Sahte motor yağlarına maruz kalan birçok aracın motoru maalesef yenilenmek zorunda kalıyor dostlar. Bu da çok ciddi maliyetler doğuruyor. Bu sebeple satın almış olduğunuz yer çok büyük önem arz ediyor motor yağ çeşitleri, mineral yağları, yarı sentetik motor yağları ve tam sentetik motor yağı olmak üzere üçe ayrılır. Farklı markaların farklı motor yağı çeşitleri bulunmakla birlikte katkı maddelerinden arındırılmış motor ömrüne olumlu katkı sunabilecek seçenekler tercih edilmelidir. Araçlar için hayati öneme sahip olan motor yağları düzenli şekilde kontrol edilmeli ve periyodik aralıklarla değişimi yapılmalıdır. Aracım için hangi marka ve modelde yağ kullanmalıyım bilmiyorum diyenler burayı çok iyi dinlesinler. Üretici motor için uygun olan onay kodlarını zaten kullanım kitapçığında belirtmiştir. Şayet kullanım kitapçığı yok ise yetkili servisten bilgi alınabilir. Daha olmadı oturduğunuz yerden madeni yağ firmalarının web adreslerinde araç bilgileri girilerek de öğrenilebilir. Açıklamalara bu arama motorlarının linklerinde eklerim dostlar. Aracım 530 motor yağı kullanıyor. Herhangi bir 530 viskosite değerindeki motor yağını kullanabilir miyim diyenler çokça var aranızda biliyorum. Hayır kullanamazsın. Çünkü senin aracının istemiş olduğu partikülleri barındırmadığı için uzun vadede motorda sorunlar meydana gelmekle beraber ömrünün kısalmasına sebebiyet veriyor. Peki 0-20, 5 10-40 gibi motor yağında viskosite belirten rakamlar ne anlama gelmektedir? Görselini ekrana ekliyorum duraklatarak bakabilirsiniz. Diğer bir konu araç üreticisi 5-30 motor yağı kullanmanızı öneriyorken siz tutup da 10-40 motor yağı kullanırsanız eğer Kısa vadede belki sıkıntı çıkarmayabilir ancak uzun vadede mutlaka problemlerle karşılaşacaksınız demektir dostlar. En başta bunları bilmekte yarar var. Sonrasında marka seçimi yapılabilir. Size güven veren, aracınız için uygun olan motor yağını dilediğiniz bilindik markalardan tercih edebilirsiniz. Örneğin ben General Motor üretimi 1.6 Ecotec motor barındıran Chevrolet Cruze aracımda üreticinin Dexos 2 onayı bulunan Motul 8100 X Clean Efe 530 motor yağını son 3 bakımdır tercih ediyorum ve gayet de memnunum. Unutmadan belirtmek isterim bir diğer önemli konu da örneğin fabrika ilk dolum 5 litre yağ kapasitesine sahipken sonraki yağ değişimlerinde yine 5 litre yağ koymanız halinde eski yağın tamamını boşaltmak imkansız olacağı ve motor bloğunda en az yarım litre kalacağı için 5,5 litre yağ dolumu yapmış olacaksınız dostlar. Oysaki yeni yağ 4,5 litre koymak yeterli olacaktır. Bu sayede yağ soğutucu, yağ pompası gibi parçaların o yüksek yağ basıncı zarar vermeyecek ve ayrıca motor yağ kaçaklarının da önüne geçmiş olacaksınız. Bu önemli hususu dikkate almayanlar nedeniyle birçok araçta yağ kaçakları görülmektedir. Yeni yağ dolumundan 5 dakika sonra araç düz zemindeyken yağ kontrol çubuğunu çektiğinizde yağ seviyesinin min max arasında olması yapılan dolumun uygun olduğunu gösterir. Eğer fazla ise bu miktar mutlaka fazla olan yağı motordan çekin dostlar. Eminim birçoğunuzun bilmediği ve şu anda ekranda gördüğü için merak ettiği Motul markasının bir ürünü daha var. Bu bakımdan hemen önce birçok uzman kimsenin de önerdiği Motul Engine Clean motor iç çıkama katkısını kullanacağım dostlar. Geçenlerde videosunu da çekmiştim, kanalımda bulabilirsiniz. Üst kapak conta değişimi yaparken kapak ve motor bloğunun iç kısımlarında oluşmuş eski yağ kalıntıları ve hafif tortuları tespit ettim. Muhtemelen benden önceki sahibi ya kaliteli yağ kullanmadı ya da bakımlarından birkaçını zamanında yaptırmadı. Gelelim motor iç temizlik katkısının kullanımına. Eski motor yağına ilave edip aracı rolantide 10 dakika çalışır halde bırakıyoruz. Ve katkı mevcutken aracı kesinlikle kullanmıyor hatta gaz pedalına dahi basmıyoruz. 10 dakika dolduktan sonra eski yağı boşaltıp İyice süzülmesini bekledikten sonra yeni yağ dolumunu yapıyoruz. Bazı kimseler ucuz yollu motor yağı doldurup durulama yapıyorlar. Ancak ürünleri üreten firmalar böyle bir şey önermiyor dostlar. Ben denk gelmedim. Bilenleriniz, denk gelenleriniz varsa altta yorumlara yazsınlar. Bu katkıyı her bakımda kullanmasanız bile 3 bakımda bir kullanmanızda yarar var. Tabi bu da tercih meselesi esasında aracı sıfır alıp bakımlarını zamanında yaptırmak en sağlıklısı. İkinci el alınan aracın periyodik bakımları yetkili serviste yapılarak kayıt altına alınmamışsa, bu bağlamda tam bir muamma ile karşı karşıya kalmışsınız demektir. Benim bir huyum vardır dostlar. Yeni aldığım ikinci el aracın periyodik sıvı bakımlarını ihtiyaten yaptırır, öyle kullanmaya başlarım. Çünkü birçoğu zaten satacağım diyerek son bakımları aksatabiliyor. Bu nedenle işinizi şansa bırakmadan aldığınız aracın bakımlarını doğru ürünlerle kendiniz yaptırın. Daha sonra takibi de kolay olur. Periyodik bakım yalnızca motor yağı değişiminden mi ibaret? Hayır dostlar. Diğer önemli parçalarımız filtreler. Altı üstü filtre deyip geçmeyin. Bu ürünler de çok önemli dostlar. Araç ile uyumlu olan filtre setini şasi numaranız ile kontrol ettirerek satın alabilirsiniz. Ben Man Hummel bünyesinde Polonya'da üretimi yapılan Filtron markalı filtre setini 3 bakımdır kullanıyorum ve gayet de memnunum. Fiyat fayda oranı yüksek, orta üst kalitede ürünler olduğunu düşünüyor ve bir kullanıcı olarak da herkese tavsiye ediyorum. Unutmayın ki dostlar istisnalar dışında sorunlar araç yoktur. Bilakis bakımları zamanında yapılmamış, işinin ehli olmayan ustalar tarafından bilinçsizce kurcalanması sonucu sorun yumağı haline gelmiş araç vardır. İşte bu araçlardan Allah hepimizi uzak eylesin temennisiyle faydalı olduğunu düşündüğüm bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kanala destek olmak adına videoları yararlı buluyorsanız beğenmeyi, abone olup yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmazsanız çok sevinirim daha güzel yarınlarda yeni videolarda buluşmak ümidiyle hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın dostlar.